Arkadaşlar, herkese merhabalar. Şu an yaklaşık bir haftalık bir ayrılıktan sonra bir haftalık şehir dışındaydım arkadaşlar. Kısa bir değerlendirme yapmak istedim. Tabii ki burada değerlendirilecek en önemli konu Bitcoin. Bitcoin'i sadece haftalık bazda göstermek istiyorum arkadaşlar ve günlük bazda da göstereceğim. Şu an bulunduğumuz destek bölgesinin ne kadar önemli destek bölgesi olduğunu göstermek istiyorum. Ha, benim nefsime de hoş gelen bir durum değil ama şu an anlatacaklarım. Aşağı yönlü hareket başlarsa gelebileceği kötü yerlere göstereceğim. Bu hareketin başlayacağı noktalarda arkadaşlar maalesef ki yukarıdaki kritik 19.500 desteğinin direncinin özür dilerim kırılmayarak o direnci önemli şekilde zorlaması ve sürekli ret yemesi neticesinde aşağı yönlü hareketi başlatırsa eğer inebileceği muhtemel kötü yerleri vermek istiyorum. Hani bunu ben de duymak istemem şahsım adına çünkü zaten bıktınız, aşağıya duymak istemiyorsunuz, artık yukarı yönlü hareketin başlamasını bekliyorsunuz. Fakat arkadaşlar görülen kötü bir şey varsa öncelikle kötüyle başlayalım, sonra iyiyi söyleyeceğim birazdan zaten. Öncelikle kötüyle başlayalım arkadaşlar, yani duymak istemediklerinizle başlayalım. Çünkü alacağınız altcoin'lerin tamamı buna bağlı arkadaşlar, ya da alıp da hedef olarak beklediğiniz altcoin'lerin tamamı buna bağlı. Öncelikle ne var? Bakınız arkadaşlar, şu an Bitcoin nerede? Haftalık bazda daha iyi görüleceği için haftalık bazda göstereceğim. Önemli bir desteğinde. Güçlü destek mi? Nispeten güçlü arkadaşlar ama çok güçlü destek değil. Burada tutunmaya çalışıyor. Bakın, bu destek çalıştı. 19.500 direnci kırılamazsa eğer bu destek aşağısına sarkacaktır arkadaşlar. Aşağısına sarktığı zaman aşağı bölgelerde de özellikle Bitcoin, bakın arkadaşlar, düşüş yaşarken şuradaki yatay çizgileri, paralel çizgileri daha çok kullanıyor. İkisini de kullanıyor ama paralel çizgileri nispeten daha çok kullanıyor. Yükselen kanala girdiği zaman, yani boğa sezonuna girdiği zaman da buradaki paralel yatay çizgileri kullanıyor daha çok arkadaşlar. Şu an için söyleyeceğim, öncelikle bu destek bölgesi kırılırsa, yani kötü senaryo gerçekleşirse, Bitcoin'in aşağıda soluksuz inebileceği yerleri var mı? Var arkadaşlar. Şu an önemli destek kırıldığı zaman aşağıda soluksuz ineceği yerlerden bir tanesi. Şu anki destek kırıldı. Aşağıda göreceği önemli bir yer. Bu önemli bir destektir. Çalışabilir arkadaşlar. 16.600'ler. Bakın. Burada kırıldığı zaman arkadaşlar Bitcoin 13.000, 14.000'e kadar yolculuk kesinlikle başlatır. Hiç affı yok yani. 13.000'e kadar, 14.000'e kadar gelir. Şu rakamlara kadar. Bu ne kadarlık bir düşüşü gösteriyor? Yani nerede baksanız %30'a yakın bir düşüşü gösteriyor arkadaşlar. Ve daha aşağıda Bitcoin'in çok güçlü destekleri. Güçlü destek bölgesi 12.000 bandı arkadaşlar. 12.000 bandı Bitcoin'in gerçekten çok sağlam ve güçlü destek bölgesidir. Buranın kırılması aşağıdaki uçurum senaryosunu gerçekleştirir. Çok kötü yerler var ama şu an için şu an için görülen en kötü yeri size söyledim. Daha aşağısı da var. 12.000 noktasının kırılıp kırılmamasına bakmamız lazım. Bu kötü senaryoda gerçekleşecek olan durumlar. Şu an dünya geneline baktığımız zaman arkadaşlar hani 3. Dünya Savaşı diye bir şeyden bahsediliyor. Özellikle Rusya Batı'yla ciddi bir sataşma içerisinde ve nükleer silahlara kadar kullanacağını söylüyor. Allah muhafaza, böyle bir savaş ortaya çıkarsa inşallah öyle bir şey çıkmaz. Yakın zamanda anlaşmaya varılır diye düşünüyorum. Piyasanın çok kötü olacağını düşünün arkadaşlar. Gerek coin piyasası, gerek hisse senetleri hepsinin dibin dibine kadar getirirler. İnşallah öyle bir şey olmaz. Bu aşağıda kötü yere, yani böyle bir gergin ortamda şu an için Bitcoin'i boğaya sokarlar mı? Sokmazlar arkadaşlar. Dünya genelinde iyi okumak lazım. Dünyadaki gelişmeleri çok iyi okumak lazım. Sadece ben aldım hocam, çıkmıyor, ne zaman çıkacak? Böyle düşünürseniz yanlış düşünürsünüz arkadaşlar. Yani kötüyü de görün, iyiyi de görün. Ben bütün videolarımda bunu söylüyorum. Arkadaşlar diyorum ki, bakınız, biz kötüyü düşünerekten, hani kötü olmazsa problem değil zaten. Ama sizin kötüyü yönelik bir önlem almanız lazım. Gerçekleşmezse zaten problem yok. Zaten kazançlısınız demektir. Ama gerçekleşirse daha fazla kazançlı olursunuz arkadaşlar. Kime göre? Hiç önlem almayanlara göre. En az 2-0, 3-0 önde başlarsınız. Çünkü bir şeyi aşağıdan almakla yukarıdan almak arasında o kadar devasa farklar var, o kadar büyük kazanç farkları var ki anlatamam. Bunu aşağıdan alıp güzel karlar edinen arkadaşlar, yani önlemini alıp güzel karlar edinen arkadaşlar çok iyi anlayacaklardır. Şu an için kötü senaryo bu arkadaşlar.
Haftalık bazda baktım ama detaylarına, çok detaylar, nokta atışı saldı rakamları vermedim. Sadece kaba taslak verdim. Bu rakamların oluşabilecek rakamlar olduğunu, şu anki desteğini çok çok hayati bir destek noktası olduğunu bilin istedim arkadaşlar. Ve yukarı yönlü iyi senaryo gerçekleşirse, onu da haftalık bazda bakalım. Arkadaşlar iyi senaryo gerçekleşirse 19.500'ü kırıp üzerinde kalıcı olursa yapabileceği güzel bir hamle %40'lara kadar, hani 26.000 direnç bölgesine kadar çıkabilir. Tabii ki 26.000 direnç bölgesine kadar önemli dirençleri var arkadaşlar, var. Onları da kırması gerekiyor. Bakın dedim ya az önce, Bitcoin yukarı yönlü hareket başlattığı zaman uyuması gereken direnç bölgeleri işte buradaki kanal arkadaşlar. Bu kanaldaki dirence uyuyor. Çünkü yukarıda zaten çok ciddi bir direnç oluşturmuyor. Bu kanal destek ve direnç bölgesi daha çok bunu takip ediyor. Daha önce de söylediğim gibi arkadaşlar, hatta ve hatta bakın, bu kanala geldiği zaman bunu defalarca söyledim. Arkadaşlar dedim, bakın Bitcoin defalarca deniyor, kıramıyor, kıramıyor, kıramıyor. Kıramadığı zaman gidebileceği tek bir nokta var dedim. Neresi? Düz gidemeyeceğini göre aşağısı dedim. Ve bunu defalarca söyledim. Önlem alan arkadaşlar ne yaptılar? Önlem alan arkadaşlar %25 kazançtı. En az %25. Bakın %25 kaybettirdi arkadaşlar o noktadan sonra. Ya burada da hakeza aynı durum. Yukarıdaki direnci kıramaz, kıramaz, kıramazsa aşağıdaki kötü yerlerin yolu açılır. Bilginiz olsun. Hani duymak istemediğiniz bir şey ama ben söylemek istemiyorum arkadaşlar. Canımı beni de sıkıyor. Hani bir an önce başlasın istiyorum ama maalesef şu an için görülen senaryo budur. Şimdi gelelim iyi senaryoya. Yukarı yönlü hareket başlarsa eğer, yukarı yönlü hareket başlarsa arkadaşlar, Bitcoin'de bir kere kırması gereken önemli dirençleri. 19.500'ü kırarsa tabii ki burası geçerli olacak. 20.500'ler arkadaşlar. 21.700'ler. Şu an nokta atışı vermiyorum size. Kabataslak veriyorum. 24.400'ler ve bizim için kritik bölge. İşte çok çok önemli bölge. Burayı kırıp kıramayacağı çok önemli. 26.327 arkadaşlar. 26.327 kıramazsa daha da aşağı gelir. Burası kritik bir direnç bölgesi. Muhtemelen aşağıdaki desteklerinde tutunur. Orada güç toplayıp öyle de yukarı yönlü hareket başlatabilir. Zaten 26.000 li rakamları 40 üzerinde kalıcı olursa yükselişi daha hızlı olur arkadaşlar. Ama dediğim gibi gergin piyasada, kararsız piyasada, neyin ne olacağı, bir gün sonrasının tahmin edilemeyeceği piyasada şu an için ben yukarı yönlü böyle güzel hareketler beklemiyorum. Bakın tepki alımları gelir. Aşağı geldiği için gelir. %15 yükselir. %20 yükselir. Aynen burada olduğu gibi. Bakın arkadaşlar. Aynen burada olduğu gibi. Bakın. %27'ye kadar yükseldi. Yapabilir. Burada sıkıntı yok. Ama bu demek ki Bitcoin artık boğa sözlerine girdik. Her şey gülistanlık demek olmadığını söylemek istiyorum. Bazı YouTuberlar defalarca bunu söylüyorlar. Sizi yanıltıyorlar. Kendiler de yanılıyor. Bildiğinden bir şey değil ama bu kritik dirençleri kırmadan maalesef yani iyi şeylerden bahsedemeyiz arkadaşlar. Bir de piyasayı ve dünya genelinde iyi okumak lazım. Şu an için yakın zamanda görülenler bunlar arkadaşlar. Kendi altcoinlerinizle ilgili soru soruyorsunuz. Özellikle bizim gruptaki arkadaşlar çok soru soruyor ama diyorum ki onlara, arkadaşlar bakınız, siz Bitcoin'i niye elinize ters iletiyorsunuz? Niye onu önemsemiyorsunuz? Çünkü onların her şeyi, aldığınız altcoinlerin hepsi buna bağlı zaten. Bitcoin'in %20'lik, %25'lik bir aşağı yönlü düşüş hareketi ne demektir? Sizin aldığınız altcoin'lerin en az, hani dip bölgeleri bile gelmiş olsa %25, belki daha fazla düşüşü anlamına geliyor. Yani ben aldım artık gidecek. Buradan destek kalması güzel arkadaşlar. Destekte kalması güzel ama şu an görülen senaryo iyiye işaret değil. Yani çok olumlu görmüyorum. Çünkü niye kritik dirençleri kırmadan, üzerinde kalmadan kötüyü düşünmek zorundayım. Başka gideceği yer yok arkadaşlar. Bakın burada da aynı şeyi söyledim. Kırıp üzerinde kalamazsa, şu an günlüğe geçelim hatta. Maalesef ki maalesef gideceği başka yeri yok arkadaşlar. Düz gidemiyor, aşağı geliyor. Bakın. Hangileri şimdi nokta atışı yapabiliriz bak burada. Arkadaşlar dedim ya, 19.476'lar, 19.500'ler. Kırıp üzerinde kalamazsa iyi şeylerden bahsedemem. Kırması lazım arkadaşlar. Ama şu an için gördüğü gibi çok da iyi değil. İnşallah kırar ve yukarısını atarsa işte ondan sonra güzel şeylerden bahsedebiliriz. Hatta burada nokta atışı direnç bölgelerini verebilirim. Şu an haftalıktan günlüğe geçtik arkadaşlar ama büyük resim çok daha önemli. Büyük resimde size asıl gitmesi gereken aşağıda ineceği yerleri, kritik yerleri verir. Aşağı yönlü harekette aynen böyle gerçekleşir arkadaşlar. Bir anda %20, %15 gelebilir. Şu an bulunduğumuz destek bölgesi, bakın tutan destek bölgesi 18.400'ler, öyle bir destek bölgesi arkadaşlar bu. Kırıldığı zaman aşağının bayağı bir ineceği yeri var maalesef ki.
Şu an için söyleyeceğim bunlar arkadaşlar. Canınızı sıkmayın. İlla ki düzelecek piyasa ama dediğim gibi hocam ben dediğinizi yapamadım ya. Yani nakitin tamamıyla aldım. Çok yukarıdan aldım. Çok zararım var. %80 paramın %90'ı kayboldu. Yani şu an yapabileceğim ben onu daha önce de söyledim arkadaşlar. Bu durumda olan arkadaşlar için yapabilecekleri tek bir şey var. Başka bir şey yok yani. İkinci, üçüncü bir şey diyemiyorum bunlara. Yok ki zaten öyle bir şey. Yapabilecekleri tek bir şey nakit bulup ciddi anlamda ortalama düşürmek. O çok kaybedenlerden bahsediyorum. Bir anda da hemen bulduğu nakitin tamamıyla da hurra gir demiyorum arkadaşlar. Hala aşağısı var ya. Eğer ki nakit bulur ve Bitcoin'i çok aşağılarda yakalarsanız çok kısa sürede kâra da geçersiniz. Yani paranızın %80'ini kaybetmenize rağmen. Para kaybetme olayı şöyle oluyor arkadaşlar. Bakın aldığınız altcoin ne yapıyor? Örnek veriyorum %15-%20 kaybetti ya. Şimdi onu satıyorsun. %20 dediğim rakam da az bir rakam değil. Örnek vereyim 100 bin TL'm var benim. 80 bin TL indi. Ben şimdi bundan satayım da başkasından kazanırız. Sonra başkasını alıyorsunuz. Başkası da aşağı geliyor. %10 daha, %20 daha oldu mu size? 16 bin daha kayıp etti mi paranız 70 bin lira falan. Sonra telaşa kapılıyorsunuz. Ya benim ya 3-5 gün önce benim 100 bin TL'm vardı. Şimdi 70 bin TL indi. Ya ne oldu ben nerede hata yaptım? Hatanız bu arkadaşlar. Daldan dala atlamak da yanlıştır. Bu durumda yapabileceğiniz en iyi hamle nedir? Sattığınız altcoin neyse onu alacaksınız. Onu mesela yukarıdan mı aşağı mı geliyor? Satarsın aynı altcoin'i almak şartıyla zarardan kısa sürede kurtulursun ama böyle daldan dal atlarsan emin ol ki zarar edeceksin ve paranın da git günden göre eridiğini göreceksiniz zaten. Bunlar yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar ama kendi tecrübelerim, gördüğüm, sizinle paylaştığım, sizinle dertleştiğim, bazen bana yazdığınız özelden gördüğüm iş şikayetleri ve durumlar bu maalesef ki. Para kaybetme nedeni zaten budur. Şu an için hala çelişki devam ediyor. İnşallah yukarı yönlü hareketle bir ivmelenme yapar ve kritik şu dirençleri var ya arkadaşlar 19.500 diyelim çünkü 500'ün birazcık altında. Kırıp üzerine atarsa da bakın öyle bitmiyor ki 19.500'e bitmiyor işte. Ne oluyor sonra 19.982'ler yaklaşık 20.000'ler kırıp üzerine atması lazım. Öyle dirençleri var ki zamanda destek bölgeleri şu an direnç oluştu. 20.178'ler bunların hepsi direnç arkadaşlar. Hepsi direnç kırması gereken önemli dirençler. Bunları bile kıramıyor. Zayıf hemen geri geliyor. Bakın nokta atışı yerleri. 20.726'lar. Bunlar hep nokta atışı zorlanacağı yani takılabileceği yerler. Mesela burası da çok önemli bir direnç bölgesi. 21.200'ler arkadaşlar önemli direnç bölgeleri. Yani buraları kırması da önemli. Şu an zayıf yani. Görülen senaryo aşağıyı gösteriyor. Yani şu an görüleni söyleyeyim arkadaşlar. Şu an itibariyle. Hani 2 gün sonra 3 gün sonra değişir onu bilemem ama şu an görülen bu. Maalesef ki. Evet, tekrardan hoşça kalın arkadaşlar. Canınızı sıktım biliyorum ama hani gördüğüm kötüyse kötüyü söylemek zorundayım. İyiyse iyi söylerim. Bakın şu an yeşildeydi. Günlük mumda şu an kırmızıya döndü arkadaşlar. Bak az önce yeşildi bak gördüğünüz gibi şuradaki en sondaki mum. Kırmızıya döndü. İyi bir şey diyemiyorum ki. İyi bir şey göstermiyor bize. Hocam ters köşe yapar. Yukarı yönlü bir anda yapabilir. Evet %15, %20 bir anda da yapabilir. Ama tekrar söylüyorum. Bak video içinde de söyledim. Bu demek değil ki artık biz bu aya geçtik her şey güvenli güldük bile sanık anlamı doğurmaz arkadaşlar. Aynen burada olduğu gibi. Ne yapar? Yükseltiler tekrar aşağı getirebilirler. Böyle bir ihtimalimiz de olduğunu bilelim. Burada ne yapacağız? Hani video çok uzun oluyor. Siz uzun video dinlemiyorsunuz ama anlattığım şeyler gerçekten önemli. Burada ne yaparsın? Aşağıdan aldın ya. Aşağıdan aldığında ciddi bir kar elde ettin. Bu kritik dirençlerde takılırsa Bitcoin'e bakman lazım. Kendi altcoin'den daha çok Bitcoin'e bakman lazım. Kendi altcoin'e ondan sonra bakacaksın. Takıldım kârdamıysam kısmi satış yaparım. Niye? Eldeki nakit pozisyonu korumam lazım. Piyasa bunu gerektiriyor arkadaşlar. Piyasanın gereği şu an için bu. Aşağıdaki Telegram grubum var arkadaşlar. Bir tane grubum var. Bir tane de VIP grup var. Onu Telegram grubundan oluşturdum zaten. Başka grubum yok benim. Başka gruplarda aramayın. Twitter'da, Instagram'da vesaire gruplarda beni aramayın. Sadece Telegram grubu ve YouTube'da ben sizinle aktif olarak paylaşıyorum bilgilerimi. Bunu söyleyeceğim. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.